yerleşecek Tezgah? Bilmem. Gençlerden ikisi gitsin işte. Ben giderim. Tabii. Şoför kocan olunca uçarak gidersin öyle. Öyle tabii. Ben de geleyim. Oradan şirkete gidip Ömer'i alırım. Kızım yorma kendini bu kadar ya. Yorulacaksan ben de gidebilirim Elif. Yok canım, siz daha mı abarttınız? Kızım bu aylar dikkatli olmak lazım. Kritik aylar. Bitti mi? Bitti bitti. O elindeki son koli. Kimler geliyor benimle? Benim arabayla da gelebilirsin. Tamam. Hem yolda da laflarız biraz. Sattın beni bakıyorum ha? Satar mıyım hiç? Elif yalnız kalmasın diye onunla gidiyorum ya. Tamam canım. Hadi hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Kolay gelsin. Bunları fakslar mısınız? Numara üstünde. Tamam efendim. Ne çabuk gelmişsin. Evet, sabah incelemem gereken bazı şeyler vardı. Ben de açık pazara gideceğim. Yeni düzenleme yapıyoruz. Ekrem'den haber var mı? Buraya gelirken uğradım, aynı. Yapma ya. Ne haber Filiz? İyiyim, sen? Bildiğin gibi işte. Neyse, ben geç kalıyorum. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Benimle görüşmek istemişsin. Evet, odama gelin de rahat konuşalım. Konuya hemen giriyorum. İşçi tazminatlarının hala ödenmediğini öğrendim. Evet, hala ödenmedi. Neden? Öncelikli olan ödemeler var. Bu da öncelikli değil mi? Adamlara bir sözümüz yok mu? Yani belli bir tarih vermedik mi? Verdik. Evet. Niye bekletiyoruz o zaman? Açık pazardan gelen paranın bir kısmı bu işi görür. Anladınız mı Murat Bey? Bu tazminatları hemen ödeyin. Gereğinden fazla gecikmiş zaten. Sen bana emir veremezsin. Bu konuda Erol Bey'le konuşmadan tek kuruş ödemem, haberin olsun. Muhasebe mi? Ben Yılmaz Akın. Muhasebe müdürüyle görüşmek istiyorum. Merhaba. Sizi çıkarılan işçilerin tazminatlarıyla ilgili olarak aradım. Bunların hemen ödenmesi gerekiyor. Söz verdiğimiz tarihin üstünden zaman geçmiş. Size bugün açık pazardan nakit gelecek. Onu kullanabilirsiniz. Peki, teşekkür ederim. Siz de gidebilirsiniz artık Murat Bey. Kendi işimi kendim gördüm. Hepsini teker teker kontrol et. Hiçbirini atlama. Bu adama bir dur diyen olmayacak mı? Nasıl böyle rahat rahat at koşturuyor? Ne oluyor Murat? Az önce işçi tazminatlarının ödenmesi için emir aldım. Yılmaz Bey'den. Bu işi ertelemiştik. Biliyorum. Senden emir almam diyemedin mi? Dedim tabii. Bu defa kendi işini kendi gördüm. Nasıl? Muhasebeye talimat verdi. Tazminatlar yarın ödeniyor. Ama yarın sigorta primlerini yatıracaktık. Erteleyemeyiz üstelik. Eğer bu herif bana emir vermeye devam edecekse istifa ediyorum. Hemen şimdi. Hoppala, bu da nereden çıktı şimdi? Hem de tam böyle bir zamanda. Yılmaz'ın verdiği kararları uygulamak zorunda mıyız? Ne bileyim, bilmiyorum ki. Hayır değiliz. Niye bu kadar sinirlendin anlamıyorum. Zaten adamın istediği bu. Sen de ekmeğe ne yağ sürüyorsun? Vallahi nasıl sakin olunur bilmiyorum artık. Bak Murat'cığım, biz de mali durumumuzla ilgili toplanmıştık. Otur şöyle, önce bir sakin ol bakalım. Bu şirketi biz yönetiyoruz arkadaşlar. Babam da yakında işinin başına dönecek, anlaşıldı mı? Bu boşluktan kimsenin yararlanmasına izin vermeyeceğim. Tamam mı? Özellikle sen daha soğukkanlı olmalısın. Ödemelerle ilgili bir program yaptık ve bunu değiştirmeyeceğiz. Anlaşıldı mı? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.